bol okusunlar, çalışsınlar. Eğer kendilerine bir hedef koydularsa o hedefi devam ettirsinler. Birikimlerini gelecek nesillere aktarmak için onlarca kitap yazdı, ödüller aldı. Sümer kraliçesi olarak anılan 108 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiyeç'i hayatının dönüm noktasını anlattı. Eğer çalışırsanız güzel gidiyor. Çalışmazsanız o zaman boş vakit geçirdiniz neye yaradı? Sümerler öyle demiş. Tam 5000 yıl önce boş vakit geçirdin neye yaradı? 20 Haziran 1914 yılında dünyaya gelen Çı, hayatını dolu dolu yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Kitap yazacaksın, makale yazacaksın, etrafını anlatacaksın, söyleyeceksin. Yani bildiğini muhakkak etrafa çekeceksin. Bu çok önemli. Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Çı, akademisyenlik yerine müzede çalışmayı tercih etti. Bu karar onun hayatını değiştirdi. Şimdi ne olacak bunun, ne yapacağım, ne olacak falan diye düşünmeden çalışmak. Çalışmak, okumak, gayret etmek. Vallahi bütün şey bu galiba. Sümer kraliçesi Atatürk'ün arzu ettiği bir şeyi meydana çıkardığı için de mutlu ve gururlu. Türklüğün ne derece yüksek olduğunu göstermem lazım. Bunun için ne yapacak? Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini açıyor Atatürk. 108 yaşındaki Muazzez İlmiyeç'i Sümeroloji alanındaki kitapları okumaya devam ediyor. Avrupa, Batı bütün kültürünün anasını Yunanlılar'da buluyordu. Bugün Yunanlılar bir tarafa, bütün kültürün anası Sümerler oldu, ortaya çıktı. Genel olarak halk arasında bilen bizim memleketteki kadar kimse yok.